Evet. Selamlar sevgili Avestalılar. Gölge Devletler serimizin ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi diyeceksiniz ki tabii Gölge Devletler nedir? Hemen açıklayayım efendim. Gölge Devletler dediğimiz şey büyük devletlerin boyunduruğu altında kalmış olan, bu haritada göremediğimiz ama aslında tarihte var olmuş olan ancak bir şekilde büyük devletlerin boyunduruğu altında kalmış ve tarihin tozlu sayfalarına karışmış olan devletler. Bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Çünkü çok fazla bu şekilde devlet var. Hatta bu devletlerin bazılarına özel görevler bile eklenmiş. Tabii bir sürü devlet olduğu için hepsini yapmak, kim bilir kaç tane bu şekilde devlet vardır. Yavaş yavaş yapmaya çalışacağız. Şimdi dostlar ilk devletimiz, oyunda dikkat ettiyseniz Yahudi devleti yok dostlar. Ne Avrupa'da, ne Asya'da, ne Arabistan'da, hiçbir yerde Yahudi bir devlet göremezsiniz. Ancak bu bölümde oyundaki tek Yahudi devletiyle başlayacağız oyuna. Gölge devletlerin ilk bölümü de bu devlet olsun istedim. Çünkü gerçekten farklı bir devlet. Ve bu serinin konseptine gerçekten çok uygun bir devlet olacağını düşünüyorum. Efendim videoyu beğendiyseniz, kanala abone olduysanız buyurun videoya geçelim. Evet dostlar, bu devletle oynamak için öncelikle Etiyopya ile başlamanız gerekiyor. Ancak Etiyopya'da şöyle bir sıkıntımız var. Daha oyunun başında başlar başlamaz gördüğünüz gibi İsrail separatistleri diye isyancı grubu var burada 8K. Öncelikle bunu bir yok etmemiz gerekecek. Hiçbir şey yapmadan sadece zamanı ileri alacağım. Gidip şunları bir döveceğiz. Şuranın kuşatmasını da kaldıralım. Tamamdır. Bunun bir tane görevi de varmış hatta. Görev de açılıyormuş. Ona bile dokunmayacağım. Direkt buradan Semiyen'i çıkartıyoruz dostlar. 1, 2, 3 tane toprak alıyoruz. Gördüğünüz gibi zaten Süleyman mührü de var burada. Play as the released subject diyoruz. Gördüğünüz gibi Jewish faith diyor. Yahudi inancıyla çıkıyor bunlar. Şöyle buradan 3 tane toprak da çıkıyor dostlar. Hemen din sayfamıza geldiğimizde gördüğünüz gibi Yahudi dini bu şekilde. Bu altılı Şam'dan mıydı? Yedili Şam'dan mıydı? Yahudilikte bu Şam'danın bu arada bir manası var. Bunu boş yere böyle değil yani. Bu dinde gördüğünüz gibi administratif özellikler alabiliyorsunuz. Diplomatik özellikler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda militer özellikler alabiliyorsunuz. Bunun için tabi sizden 100 church power istiyor. Bu da zamanla olabilecek bir şey zaten. Etiyopya'nın vasalı olarak başladık dostlar oyuna. Kendisinin tabii ki boyunduruğundan çıkacağız. Bu arada şöyle bir topraklarımıza bakalım. Nasıl topraklar? Burada mesela pamuk varmış. Fena değil. Burada grain var. Aynı şekilde burada da grain var. Şu toprak fena değilmiş mesela Denbia bölgesi. Yani fena bir başlangıç değil. Kaç K asker basabiliyoruz? 4 K asker basabiliyormuşuz. Sorun değil. Şöyle Memlük'ü falan yanımıza çekebilirsek ilerleyen zamanlarda. Gerçi Memlük Etiyopya'dan büyükmüş. Belki adalı madalı çekebiliriz yanımıza. Evet evet, adalı falan çekebiliriz. Neyse, şöyle bir estetlerimize geçelim dostlar. Gördüğünüz gibi %100 Chrome Light ile başlıyoruz. Bu harika bir şey. Sanırım bu Gölge Devletler serisinin en sevdiğim olayı da bu olacak. %100 Chrome Light ile başlamak. Birçok ülkede bunu göreceğiz. Buradan bir Religious Diplomat mutlaka alın. Çünkü bağımsızlık savaşınızda destek almak için, aynı zamanda diğer ülkelerle aranızın daha iyi olması için gerekli bu. 1.35'in en sevdiğim özelliği olabilir abi. Çok seviyorum. Bunu değiştirmeleri gerçekten çok iyi oldu. Diplomatik reputation falan veriyor. Bayılıyorum abi. Her neyse. Nobility'ye geçelim. Nobility'den artı bir military power'ımızı aldık. Military advisor cost. Supremacy. Okey. Yeterli. Diplo puan. Patronage of the arts. Diplomatic advisor cost. %70 crowlandimiz kaldı hala. Mükemmel abi. Hatta şöyle bir sale of titles da yapacağım ama şu anda para vermiyor. Seedland'imizi yapalım. Biraz zaman geçsin. Daha sonrasında sale of titles'ı da yapacağız. Hemen government reform'umuzu seçelim. Burada gördüğünüz gibi plutokrasi var. Monarşi var. Otokrasi var. Ve feodal nobility var. Absolutizmi bayağı mahvediyormuş bu. Seçimli monarşi. Seçimli monarşi mi olur kardeşim? Monarşi monarşidir ya. Sanırım otokrasiden yürüyeceğiz ya. Aynen abi, otokrasiden yürüyelim. Gördüğünüz gibi İsrail'i kurabiliyoruz dostlar. Bunun için bizden Memlük'ten birkaç toprak istiyor. Halledeceğiz. Halledilemeyecek şeyler değil. Şöyle hemen Etiyopya'ya da bir analı bacılı sövelim. Liberty desire'ımız falan da artsın ona karşı. Bir ay geçtikten sonra buradan Sale of Titles. 16 dukamı. Kalsın kanka ya. Kalsın bebeğim, almayayım ben. Advisor sadece military advisor alabilirim bir tane. Military advisor'da da hiçbir şey yokmuş be kardeşim, adam akıllı, şuraya bak. Boş boş şeyler. Disiplin ve moral of army tercih edilebilir dostlar oyun başında Etiyopya'ya karşı. Bu arada Etiyopya çok güçlü. Damont ve Hadia var. Hadia yapma ya. Neyse, ondan da bir şekilde kurtulacağız. Bunun kaçarı yok. Okey, hazırız. Biraz zor bir başlangıcı var. Ama halledilemeyecek bir şey de değil. Halledilebilir. Şuradan increased levy'si de alalım biz. Manpower'a ihtiyacımız var. Hatta ulemalardan da sanırım. Bunlar da gerçi Rabbis'miş. Rabbis. İlginç. Bunlardan da bir religious kültür müydü? Religious kültür alabiliriz bunlardan da. Bir %5 crownland istiyor bizden. Olabilir.
Wow, 0,14 luka getiriyor bize tüccarımız buradan. Mükemmel abi. Biz böyle İsrail devletini kuramayız ama siz böyle 4-2-1 falan gelirseniz olmaz bu iş. Bu iş böyle olmaz. Boğduramıyoruz da. Harika. Buranın development'ını 15'e çıkardım dostlar. Buraya bir altyapı genişlemesi basacağım. Altyapıyı genişlettiğimiz zaman burada gördüğünüz bir dünya şeyi bize veriyor. Tabii bizim için burada asıl önemli olan local development cost. Gördüğünüz gibi eksi %15 veriyor dostlar. Bu çok önemli buradan development basarken. Peki burada neden development basıyoruz? Force limitimizi arttırıyor dostlar. Mesela 6'ydı. Şu anda gördüğünüz gibi bir tane daha fazladan asker basabiliyorum. Force limiti savaştan önce ne kadar arttırırsak o kadar işimize geliyor. O yüzden development basın savaşlara girmeden önce. Evet, gördüğünüz gibi Faith Power'ımız, yani dini inancımız, inanç gücümüz 101 oldu dostlar. 101 olduğu için buradan military olarak gördüğünüz gibi Moral of Army verebiliyoruz. Etiyopya Savaşı'nda işimize yarayabilir, o yüzden Moral of Army alacağım. Diğer yerlerden de development cost var mesela. %10 buradan development cost veriyor. Aynı zamanda state'e encourage development veriyorsunuz. Bir %10 buradan geliyor. Aynı zamanda altyapıdan da bir %15 geliyordu. Yani gördüğünüz gibi bir %35 civarında development daha ucuza basıyorsunuz. Bunları almadan development basmamanızı tavsiye ederim. Bakalım bu savaşı alabilecek miyiz? Düşman bizden bir hayli kalabalık. Adal yanımızda en azından. O şekilde kendimizi avutabiliriz. Bakalım, zor bir savaş. Umarım kazanırız diyelim. İlk savaşımızı açalım şöyle. Adal da bizimle geldi, güzel. Evet, o kadar denedik. Çıka çıka 3 şoklu general çıktı en fazla. Olsun, o da iyidir. Burada biz avantajlı konumdayız. Etiyopya'nın ordusu aşağıya doğru gitti. Umarım gelmez. Eksi 1 yedi sadece. Kötü zarlar. Yok, kaybettik. Neden kaybettik burayı abi? Adamın generali mi çok iyi? Adamın 5 şok generali varmış abi. Harika. Okey, yeniden. Şöyle expand infrastructure. Infrastructure. Expand infrastructure. Sonunda söyleyebildim ya. Bu arada idealarından bahsetmedik. Semiyen'in idealları şu şekilde. Moral of Armies var. Port Maintenance var. Aggressive Expansion Impact %10. Development Cost %10. Yıllık Legitimacy. Enstitü yayılımı %10. Fena değil. Aynı zamanda buradan gelen %3 Tolerance of Heathens, %15 Core Creation Cost, CCR iyiymiş, fena değil. Ve National Manpower Modifier veriyor %20. Bu gayet güzel ve yerinde. Bu ne ya? Şaka mı bu ya? Şaka mı bu abi? Ya gerçekten mi kanka, yapma. İnanılmaz. Evet, bu adamın bize yardıma geleceği yok. Evet, hadi bakalım. Ulan eksiği biz yedik. İnanılmaz. Bunlar gelene kadar halleder miyiz burayı? Abi adamlar 9 mokuz atıyor ya. Bu gelmeden alabilirsek burayı. Ne zaman geliyor? Bir. Hadi oğlum. Vallahi burayı da aldık. Evet. Eksi 2 yedi ama artı 4'ü de var. Fire. Alabilir miyiz? Yani imkansız değil. Ama kaybettik sanırım, evet. Sıfır falan atıyoruz. Şanssızlık. Bir tık şanssızlık, evet. Reinforce 7'sinde geliyor. Bir gün sonra geldi. Burayı kaybeder miyiz? Yani kaybettik, evet. Wipe'ı da yedik. Yine olmadı abi, harika. Elbet bir gün lan, elbet bir gün. Şuradan bir general alalım bakalım. Şansımıza ne çıkacak? Hadi oğlum, güzel bir şey. Onun ne avradını? 5 şok general verdi. Mükemmel. Tamam ya, bu savaş bizde. Tamam ya, bu savaş bizde. Bu savaş bizde. Evet, teknolojiyi ananı sikeyim. Gözüme... Aa, fuck. Gözüme böcek kaçtı amına koyayım. Evin içinde nasıl gözüme böcek kaçıyor ya? Her neyse, teknolojide öne geçtik. Buradan Moral of Army'yi aldık babaş. Buradan uf, disiplin gelmiş. Aldım. Kanka ne olur güzel bir şey ver lan. Ne olur. Onu ne vurdu? Yes baby. Para mı yok? Ne demek yok? Ne demek para yok? Hemen olsun. Bir tane de free company. Şuradan bir tane, buradan bir tane, buradan bir tane. Geliyor mu lan Adal? Aa, Adal geliyor. Okey. Sadece vasalları var. Elay almamış. Avantajlıyız. Hadi bakalım. Military Tech'te öndeyiz. O 3. Biz 4'üz. Stability arttır. War Exhaustion'u düşür. Hadi oğlum be. Hadi oğlum. Bu gelene kadar alır mıyız acaba? Ya sıfır. Sıfır atıyorsun. Hadi oğlum. 8 attık. Çok iyi. O da 6 attı ama. Oğlum teknoloji de yakalamış bizi ya. Of. O kadar da götümüzü yırttık. Yine de yakalamış adam. Hadi oğlum, al şurayı. 9 attı abi. Kötü. Şans yanımızda değil. Hadi. Al artık ama. Adam döndü geldi, hadi lan. Heh. Oh be. Moral demiş de geldi, güzel. Komutanı yok. Şöyle bir shift consolidate yapalım. Yakaladık. Aa, Damot'tan asker geldi. Damot'un komutanı varmış. Adal da geldi. Ayın 10'unda geliyor Adal. Ama biz onuna kadar bunları harcarız muhtemelen. Aynen öyle. Aynen öyle.
Abi 2'ye 9 attık, inanılmaz. Zar konusunda biraz şanssızım maalesef. Neyse, Adal da geldi zaten. Burayı hallettik. 14'ünde geliyorsun. Ben kaçında geliyorum? 8'inde, hatta 7'sinde geliyorum. Burası dağlık bir bölge. Savaşırız. Vazgeçti, gelmedi. Güzel karar. Bak bak, free company falan basıyor. Çakal. Yakaladım seni orada. Wipe. Güzel. Evet. Eksi 2'yi yedik. Güzel zar atsak. Güzel. Hadi oğlum. Tabi. Ana kodumu sivrisineği. Ne diyordum ya? Tabi komutanlarının olmamasının da etkisi var. Gayet güzel. Burayı yuttuk gibi. Aynen öyle. Yerlilere yakalandı orada. Damot Adal kendine ne aldı Damot'u? Bak. Kahpelik işte bu. Bu kahpeliktir abi. Ya senin ben sinirim bozdu bak. %77 olmuşuz lan bu arada. Damot'u alamıyorum. Ona çok üzgünüm. Altın madeni vardı orada biliyorsunuz. Başka bir yerde altın madeni. Kafada var. Kafayı yani şöyle yılanlayıp aslında kafaya ulaşabiliriz. Neden vermiyor? Ne diyor lan bu? Demanding. Sheva without. Ne diyorsun oğlum? Herhangi bir kaleyi işgal etmeden burayı alamaz. Daha nereye almamız gerekiyor acaba? İlla Etiyopya'nın kalesini mi düşürmem lazım? Tamam, düşürelim. Al, kaleyi de düşürdük. Oldu mu? Aynen. Tamam, bence gayet güzel bir anlaşma. Etiyopya ile olan savaşımızı bu şekilde bitirdim dostlar. Yes. Semiyen büyüdü. Ama bunun bedeli ne oldu? 30 tane borç oldu. Mükemmel. Bunu sil. Bunu sil. Kaç tane askerimiz var? 10 tane basabiliyormuşuz. 9 tane var. Yeterli. Şimdi hemen şu kafaya bir spy network oluşturacağım. Hatta kafayı rival olarak alalım. Etiyopya'yı rival alalım. Bir de buradan Adal'ı almayalım tabii ki. Alodia'yı alalım. Zaten kafayla ilaymış. Buradan bir de interest per annum alalım. Faizlerimiz düşsün. Evet, gördüğünüz gibi borç sıkıntımız bir nebze olsun rahatladı. Adal toprak vermedik diye küstü bizden. El aylığı bozdu. Şimdi sırada altın madenlerini ele geçirip ondan sonra İsrail devletini kurmak için çalışmalara başlamak. Öyleyse let's go. Bize bir el ay lazım abi. Yoksa bunlar bizi burada hiç istemediğimiz şeyler yaşanabilir. Burada Dongola bizimle el ay olmak istiyor. Dongola'yı bir el ay alalım. Bir de Beja el ay olmak istiyormuş. Ama Beja'dan biraz tereddütteyim. Çünkü Memlük de sınır komşusu. Memlük saldırır falan, bizi çağırır. Pek hoş şeyler olmayabilir. Riskli. Ama Beja da Medine ile el aymış. Medine'yi de garantisi altına almış. Normalde vasal alıyordu, alamamış Memlük. Beja şimdilik bir kalsın. Ne kadar borcumuz var bu arada? 26 tane borcumuz var. Güzel. Biz Dongola'yla nasıl evlenebildik lan? Aa, Yahudilerle Müslümanlar evlenebiliyor demek ki. İlginç. Bunlar Şii, biz Yahudiyiz ama evlenebildik. Oha, legitimisiye bak. %5'e düşmüş. Yoram Şamumun. Kimse sevmiyor bu adamı, istemiyor şu anda. Hiç meşru değilmiş. Onun heyri de Yoram Şamumun. Babadan oğula bir sistem var herhalde şu anda ülkede. Aynen, legitimisi düşük olduğu için Civil War disaster'ı çıktı. Şimdi legitimisi 75 yap diyor. Buradan yapabiliriz aslında military power harcayarak ama teknolojide biraz geriye düşürür mü bizi? İlerideyiz zaten, düşürmeyebilir. 31 yaşında, ölmez de bu şimdi. Ölseydi bunu direkt başa geçirirdik. Meşruluk artardı en azından. Neyse, biraz bekleyelim, olmazsa basacağız legitimisi, ne yapalım. Legitimisinin düşük olması da bu arada burada gördüğünüz debuffları veriyor. Diplomatik reputation falan eksisi yiyorsunuz. Pek hoş şeyler değil yani. Legitimisinin de yüksek olması iyidir. Evet, yeni hükümet reformumuz geldi dostlar. Buradan national tax vereni alacağım ben. Para konusunda biraz sıkıntılarımız var. Öyle kafaya bir claim'imizi atalım. Velayta'ya da bir claim atıyorum dostlar. Bunun elayı hiçbir şey yok. Önce bir buna da alacağız. Bunu bir halledelim. Buradan da kafaya zıplarız. Alır mıyız lan? Burası da tepelik ama. Hadi bakalım, alırız umarım. Güzel, ordumuz güçlü ya. Eksi 2 yememize rağmen çatır çatır dövüyoruz. Bu arada dostlar, kuşatmalarda eğer karşı tarafına askeri falan kalmadıysa, sadece kuşatmadaysanız şuradan army maintenance'ı kısın. Bu şekilde de kuşatmaya devam ediyor. Bir yandan da para kazanmış olursunuz. Bilginiz olsun. Boş yere orduya para vermeyin ondan sonra. Kuzeyli Afrika Savaşçısı, Güneyli Afrika Savaşçısı, Merkezi Afrika Savaşçısı, Batılı Afrika Savaşçısı. İyiymiş abi. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz, biz ortacıyız abi. Central Africa Warrior diyelim. Böyle burgerlardan bir borç çektim dostlar. Şurada faizi yüksek olan borçlarımızı ödeyelim. Zaten pek de bir şey yokmuş. Ne kadar kaldı? 17 tane borcumuz kaldı. Ülkenin her yerinde isyancılar çıktı falan. Güzel. Oh, sürüsüne bereket. Evet, sevgili Velayta'yı savaştan çıkardım dostlar, topraklarını alıp. Buradan da bir Tolerance of Heathens alacağım. İsyancılarla biraz daha az uğraşmak için. Şimdi biz bunlarla nasıl savaşacağız? Asıl soru o. Evet, resmen iç savaşlarla uğraşıyoruz şu anda. İşin kötü yanı biraz hızlı yükseliyorlar. Ama halledeceğiz. Biz ne zorluklar gördük be. Hey yavrum hey. 3-5 çapulcu mu bize yıldıracak? 100 admin puanı ya da ruler'ımıza artı 1 admin. Bakalım hangisi 100 admin puanı. Olur. O da olur. Aa, Adal helaylık attı. Süper. Çok güzel oldu bu. Güzel. İsyancıları temizledik.
Evet, kafaya saldırıyorum dostlar. Alodya da geliyormuş yanında. Şuradaki altın madenini alalım bir an önce. Çünkü birazdan iç savaş çıkacak büyük ihtimalle. Legitimacy'yi yükseltemiyorum. Puanım da yok fazla. Burası da %78'de şu anda. Yani büyük ihtimalle yiyeceğiz gibi ama hadi hayırlısı. Evet, iç savaşı yedik. Hayırlı uğurlu olsun. Kim var lan başta? 2-3-3 var ya. Var ya, adam akıllı birisi olsaydı. Kapfayla olan savaşı bu şekilde bitirdim dostlar. Oha, enflasyona bak, 8.30'a fırlamış. Paralı asker de alamıyoruz. Evet, güzel bir iç savaş kaybı aldık. Çıksın bakalım hepsi. Alsınlar ülkeyi. Baş edemiyorum abi, her yerden çıktılar, yapacak bir şey yok. Zaten güçsüzdük. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ülkeye. Anasını s**tler ülkenin. Heh, tamam bitti. Okey, 3 stabilite aldık en azından. Prestij falan kaybettik ama yapacak bir şey yok. En azından orduları falan bize geçti. İyi oldu lan bir bakıma. Vallahi bir bakıma iyi oldu ha. Hoşuma gitti. Şimdi 2-3-3'lük bir ruler'ımız var. Legitimacy'miz 100. Prestij önemli değil, hallederiz. Hiç ordum yoktu. Paso paralı askerdim. Artık 15k ordum var. Yani gayet de güzel oldu bence. Pek kötü yanı burada Velayta tekrardan çıktı. 1468, 5 yıl sonra bunu tekrardan alacağız. Çok da önemli değil zaten. Burada 2 tane toprak, o kadar da verimli topraklar değil. Kahve varmış ikisinde de. Altın madenimiz var ya, çok da problem değil. Evet, Etiyopya ile olan barış anlaşmamızın sonuna geldik. Şimdi sevgili Adal ve Dongolo ile birlikte Etiyopya'yı bitirmeye gidiyoruz. Alodya da geliyormuş. Belki ondan da alırız bir iki toprak. Okey, Aladuya'yı bu şekilde savaştan çıkardık. Bunları full annex yapsak bize koalisyon kurarlar mı? Hiçbir şey de olmaz. Aynen. Etiyopya'yla da bu şekilde bitiriyorum dostlar savaşı. Altın madenimizi de aldık. Paramızı da aldık. Topraklarımızı da aldık. 10 numarayız şu anda. Yes, işte bu. Evet, bu arada Yahudilikte şöyle bir olay var. Celebrate Festival, yani festivali kutla diye bir etkinlik var. Bunu tıkladığınız zaman gördüğünüz gibi 200 din gücü harcıyorsunuz ve size parayla enflasyon azaltımı veriyor dostlar. Şu anda bir enflasyon azalıyor ve 33.94 luka veriyor. Ama bu ilerledikçe tabii zaman buradan gelen para da artacak. Enflasyon artacak mı bilmiyorum. Enflasyon artmıyor diye biliyorum. Hep bir enflasyon düşürüyor diye biliyorum ama bakarız. İlerleyen zamanlarda buna da bakarız. Hadi düşürelim o zaman bir tane. Bu arada enflasyonu %2'ye kadar düşürebildik. Borçlarımız sadece 6 tane kaldı. 2 tane altın madenimiz var. Teknolojide 10 numarayız. Hatta militeri teknolojide bayağı öndeyiz. Etiyopya'yı bitirdik. Çok iyi durumdayız. Evet, şu anda sadece adalı rival alabiliyoruz. Zaten bölgedeki tek rakibimiz de artık o. O yüzden el aylığımı falan bitirdim. Ve kendisiyle rival oldum. Bir sonraki hedefimiz Adal olacak. Ondan sonra bu bölgenin tamamı. Daha sonrasında zaten Memli'ye doğru ilerleyeceğiz. Burada Ogaden diye bir devlet var. Bizimle el ay olmak istiyor. Onu bir alalım, Adal'a karşı kullanırız. Gerçi gerek yok ama yine de yanımızda dursun. Bu arada ciddi ciddi Müslümanlarla evlenebiliyor ya. İlginç. Acaba Hristiyanlarla da evlenebiliyoruz mu? Memlük Karakoyunlu'ya girdi. Osmanlı Memlük'e hala girmedi. Osmanlı Memlük'e girdiği zaman bizim de Memlük'e girmemiz gerekiyor. Arkalarız buradan. Kolay bir savaş olur diye düşünüyorum ama işte belli olmaz. Şöyle Velayta'daki topraklarımızı geri almak için tekrardan saldırıyorum. Bu arada Reconquest savaş sebebi çıkmış burada. Sanırım isyancılar işgal ettiği için, isyancılar aldığı için Reconquest çıktı. Yoksa burası bizim kor toprağımız değildi. Sanırım o yüzden. İyi oldu, güzel oldu. Güzel, buradaki topraklarımızı geri aldık. Bu arada buradan tekrar Etiyopya'ya çevirebiliyoruz ülkeyi. Böyle bir özelliğimiz, böyle bir görevimiz de var yani. İstersek tekrardan Etiyopya olabiliyoruz. Biz İsrail'e gideceğimiz için ben bunu almayacağım. Böyle kalsın burada. Gelelim hükümet reformlarına. Yeni bir hükümet reformumuz geldi. Burada ben bunu alacağım dostlar. Vassal Force Limit Contribution için. Aynı zamanda ya çevremdeki devletleri vasallaştıracağım ya da içimden vasal çıkartacağım ve Force Limit'imi arttırmaya çalışacağım. Çünkü Memlük'te başka türlü baş etmemiz biraz zor. Yani askeri gücümüzün yüksek olması gerekiyor. O yüzden ben buradan bunu tercih ediyorum. Bir yandan da yavaş yavaş din çevirme işlemlerine başlıyoruz. Ve son borcumuzu da ödüyoruz. Artık borcumuz yok. Bir de estate görevimiz vardı. Oradan da güzel bir advisor geldi, %50 ucuz. Güzel. Enflasyon düşük. Gelirimiz fena değil. İç savaştan sonra ülke bir kalkındı ya. Bazen iç savaş gerekiyormuş demek ki. Gördüğünüz gibi 35 dukadan 55 dukaya çıktı. Yavaş yavaş zaman geçtikçe artacak bu. Enflasyon hep sabit kalıyor ama. Oh, come on. Of. Vallahi sıktı ya. Aa, bak güzel bir etkinlik geldi sonunda. Ne diyor şimdi? Phineas Eyop, Yoram Eyop. Bunları çıkar diyor. Phineas Eyop, Kov, Yoram Eyop. Kov, en alttakini al. Phineas Eyop, geri gel. Yoram Eyop, geri gel. Bedavaya 200 puan kazandık. Sidamo kültürünü benimseyebiliyormuşuz. Benimseyelim hemen. %32 etkinlikleri varmış ülkemizde. Benim oyunumda neden Osmanlı bu kadar zayıf oldu şimdi? Normalde Osmanlı çoktan buralara kadar inmişti. Şimdi biz bu bölgedeyiz ya, Osmanlı bayağı zayıf kalır. Memlük'ten dayak falan yer.
Evet, sonunda ilk fikrimiz geldi. İlk fikrimiz tabii ki askeri olacak. Hatta bir quantity falan nasıl olur? Güzel olabilir. Quality de olabilir. Quality'yi de çok seviyorum. Paralı askerlerle bir süre idare edebiliriz. O yüzden quality almak mantıklı geliyor şu anda bana ilk olarak. Aslında ofansif de olabilir ya. Ofansif de çok iyi. Quality mi ofansif mi? Ofansif alacağım ya. Hadi bakalım. O zaman sevgili Adala, Ogaden'i de yanımıza alarak savaşımızı açıyoruz. Ve bizim olan toprakları alma mücadelemiz başlasın efendim. Gel bakalım aslanım. Benim tepelikteki kaleme saldırmaya cüret edersin demek ha. Oy oğlum, çok güçlüyüz lan. Wipe'ladık adamı direkt. Ordumuz güçlü abi, güzel. Üstünde isyancım doğdu. Seviyorum ya bu isyancıları bazen. Çok işime yarayabiliyorlar. Aha, wipe'ladı lan çocuğu. İsyancım wipe'ladı lan çocuğu. Güzel. Şöyle Medri Bahri'yi tamamen anneksliyorum. Evet, şöyle kanal üyelerimizden, sevgili sancak beylerimizden birinin ismini verelim liderimize. Kim olsun? Selçuk Yılmaz El Yahut. Evet, bakalım nasıl bir komutanmış Selçuk komutan. Yani, not bad. Wipe'lar mıyız lan burada? Oo, wipe'ladık valla. Süper. Güzel, 14K'ya da burada wipe'ladık. Temiz. Ya aptal Ogaden, savaştan çıktı, toprak da verdi. 2 dakika duramadı. Öndeydik oğlum, neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Neyse, yine festivalimiz gelmiş. 70 duka ve bir enflasyon düşürme. Gayet güzel. Evet, Adal'la olan savaşımı bu şekilde bitiriyorum dostlar. Gayet güzel. Şöyle her yeri korlayalım. Bayağı büyüdük bu arada. Yavaş yavaş Memlük Savaşı'nı düşünmeye başlayalım. 48K ordusu var bu arada. Ben şöyle içimden bir vasal çıkartmak istiyorum, birkaç topraklık. Buradan Medri Bahri'yi tekrardan çıkartabiliriz aslında. 4 tane toprağı varmış. Tamam, Medri Bahri'yi çıkartalım. Bu şekilde iyi oldu. Force limitimiz 27. Yani bunu biraz da arttırmamız gerekiyor tabii. Development falan basacağız, bir şeyler yapacağız. Arttıracağız bunu. Hatta belki bir vasal daha salabilirim. Ya da şuradan Alodia'yı falan vasallayabiliriz. Alodia demişken şunu da bir aradan çıkartalım. Bu salak Ogaden midir nedir? Bununla bozuyorum helallığımı. Kazandığımız savaşta savaşı terk ediyor falan. En sevmediğim şeyler. Bu arada moral of army'yi açtık. Aynı zamanda ofansifte Land Leader Fire'a kadar ilerledik. Şu an ordularımız iyi. Gayet iyi. Hatta Memlük'le savaşabilecek kadar güçlü müyüz? Militeri teknolojide bir tık geriye sanırım. Aynen. Militeri teknolojide bir Memlük'ü yakalarsak savaşabiliriz Memlük'te. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Bu arada burada Harar Rönesans'ı benimsemiş. Rönesans'ı benimseyen tek toprağımız burası. Adal'dan aldığımız iyi oldu. Bu sayede hızlı bir şekilde Rönesans'ı da benimseyebiliriz. Bu Alodia'yı da vasallıyorum burada dostlar. Şu Alodia'ya şuradan bir iki tane toprak da verelim. Evet, rival olarak sadece Memlük'ü alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Alacağız, yapacak bir şey yok. Zaten yavaş yavaş gidiyoruz o taraflara doğru. Şöyle Damot'un olduğu bölgeye bir encourage development verdim. Buraya biraz development basacağım ve Rönesans'ı burada da benimsemeye çalışacağız. Aynı zamanda altın madeni de var. Daha fazla para gelsin ülkeye. Savaşa hazırlan. Bayağı claim verdi bize. Nerelere? Ha, bu taraflara falan claim vermiş. Evet, sıradaki hedefimiz Beja. Yanında Dongola geliyor. Dongola bizim ally'ımız. Ama herkes öldürür bir gün sevdiğini diyelim. Oğlum. Ya savaşı gönderir göndermez isyancılar patladı ya. Bu kadar olmaz. Oo, güzel görev. Moral of Army. Bu ne veriyor? Oha. Bu ne oğlum? Tüm dünyaya claim mi veriyorsun bana? Wow. Tüm bu bölgeye claim verdi. Çok iyi. Bir görevimiz daha bitti dostlar. 2 merkantilizm, 10 trade efficiency. Güzel. Evet, şöyle Dongola'yı full annex yaptık. Hemen peşine sevgili Beja'yı da full annex yapıyorum dostlar. Hemen peşine bunu bir kutluyoruz. Güzel, buraları bayağı aldık. Şimdi geriye kalan toprakları da alalım buradaki. Aslında buradan altın madenlerine falan da sıçrayabiliriz Kilva'ya. Ama ülkedeki enflasyonu düşünemiyorum ya. Oradaki tüm altın madenlerini alırsak ülkedeki enflasyon bir anda patlayacak. Onunla başa çıkabilir miyiz? E tabii ki buna gücümüz var. Ama Memlük'ü de bir yandan bitirmemiz gerekiyor. Şurada Osman'ı da göremiyoruz. Osman'ı falan görsek onlarla bir elay melay yaparız. Karakoyun gelir mi acaba bize? Bir geliştirelim ilişki. Bakalım. Duruma göre. Bu görevimiz de bitti dostlar. Production efficiency ve yıllık enflasyon azaltımı. Gayet güzel. 20 yıllığına da olsa bizi rahatlatır bu. Evet, sırada Ajuran var. Yanında Hadramut ve Mahra geliyor. İstedikleri kadar gelebilirler tabii ki. Kendilerini durduran yok. Savaşa gelen sonucuna katlanır. The Messiah. Evet, Messi kutsal topraklara dönmemiz için bize yardım edecek falan diye bir etkinlik. Biliyorsunuz Yahudilerin kutsal topraklar muhabbeti var. İşte şu bölgeler. Oralara geri döneceğiz mi? Mesih bize yardım edecek mi? O tarz bir etkinlik. Hatta Kudüs'e claim veriyor alttaki. Bunu alabiliriz. Üstteki de True Fate'e tolerans tanıyormuş. Alttaki daha iyi. Kudüs'e claim alalım. Evet sevgili Ajuran. Şöyle şuraları ver bana. 2 tane Bounty. 1 tane Snickers. 2 tane Best God Faravle. Thank you.
Güzel, 34K'ya kadar force limitimizi çıkardık. Bu bölgenin neredeyse tamamı bizde, çok az bir yer kaldı. Çok da fazla agresif ilerlemek istemiyorum. Koalisyona falan girecekler. Hatta bunlar girebilir şimdi. Memnun girmesini istemiyorum koalisyona. Zaten tek başına büyük bir güç. Bir de bunlarla birleştiği zaman çok güçlenecek. O yüzden biraz daha sakin ilerlemek istiyorum. Hatta şöyle biraz durulalım. Biraz Outrage'de gönderelim diplomatlarımızı. Bize kızanları bir sakinleştirsin. Biz de o sırada korularımızı falan yapalım. Bu arada kor ücretlerini görüyorsunuz, gayet düşük. Hatta şunu da bastığımda daha da düşer ama gerek yok. Evet, şu Damot'u da Rönesans'a kavuşturduk. Böylece ülkeye artık Rönesans geldi efendim. Gayet güzel. Medeniyet sonunda. Wow! Medeniyet gerçekten geldi. Memlü'yü geçtik lan. 7. olduk. Çok güzel. Tabii development'ta bizden önde ama bu da bir başarıdır. Evet, Karakoyunlu bize helal geldi. Bu çok iyi oldu. 34K'da ordusu var. Burada Osmanlı ne yapıyor? Çok merak ediyorum şu anda. Bana bir harita satın mı ya bana? Vallahi Osmanlı ne yapıyor abi burada? Batıya mı ilerledi full? Ne yaptı? Hiç ses seda çıkmıyor Osmanlı'dan. Sinirim bozdu bu sessizlik. Bilmiyorum, belki de bir yandan iyidir gelmemesi ama insan bir korkuyor. Evet, çağ bonuslarımızdan ilki geldi dostlar. Aggressive Expansion Impact aldım dostlar. Bu bölgede biraz hızlı ilerledik. O yüzden Aggressive Expansion bizim için önemli. Güzel, Karakoyun'la da evlendik. Bu arada sürekli bu tarz etkinlikler geliyor. Production Efficiency veriyor. Stability Cost Modifier veriyor. National Unrest düşürüyor. Bu tarz güzel güzel etkinlikler geliyor. Bu da bayram gibi bir şey sanırım. Bu Yahudilerin bayramı gibi bir şey. Tam anlamamakla birlikte. Bir yıllık modifierlar veriyor bize bu şekilde. Semiyan eğlenceli dostlar. Oynamanızı tavsiye ederim. Gerçekten güzel bir devlet. Ben zevk alıyorum şu anda gayet. Akdeniz'i açtık Karakoyunlu'dan. Ama hala Anadolu'yu göremiyoruz. Buralarda bir şeyler dönüyor ama. Yok mu medeniyet satabildiğimiz bir yer? Medribahri. Medeniyet satabiliyoruz Medribahri'ye. Vasalımız zaten bu bizim. Karakoyun'a da satabiliyoruz ama satamıyoruz. Kolonyal direncimiz yetmiyormuş. Bir yeni hükümet reformu daha geldi dostlar. Oh, Grand Rabbi Privileges. Aydıya maliyetlerini %5 düşürüyor. Fena değil bak bu. Hoşuma gitti. Diğerleri zaten bildiğimiz hükümet reformları. Ama ben bunu alacağım. Hoşuma gitti gerçekten. %5 Aydıya cost indirimi. Gayet güzel. Church Power arttırıyor. Rabbisler daha fazla şey olur. Rabbis dediği bu arada ulemalar. Bunların ismi burada Rabbis. Evet, bu görevimiz de bitti dostlar. Buradan da yıllık vergi gelirimiz artacak ve Stability Cost Modifier veriyor %20. Gayet güzel. Evet, artık top basabiliyoruz ülkeye. Yavaş yavaş top ekleyelim. Tabii ki otonomilerimizi de düşüreceğiz. Derken buraya bak, stat yapmamışız. Stat yapmadığınız yerlerde düşürmeyin. %90 olan yerler genelde stat yapmadığınız yerler oluyor. Düşürürseniz boş yere unrest artıyor dostlar. Başka hiçbir işe yaramıyor. Çünkü stat yapmadığınız yerlerin otonomisini düşüremiyorsunuz. O yüzden dikkat edin burada otonomi düşürürken. Boş yere isyancılarla uğraşmayın. Ne kadarmış income'ımız? 39-40 diyelim biz buna. 40 income'a sahibiz şu anda. Gayet güzel bence. Ve E'ye bastığınızda gördüğünüz gibi burada trade center'lar var. Bunları da buradan upgrade'lemeyi unutmayın dostlar. Özellikle bakın burada mesela development cost indirimi de varmış. Local goods produce modifier da veriyormuş. Bu tarz bölgelere daha çok development basabilirsiniz. Size ekstra gelir, ekstra force limit sağlayacaktır development arttırmanız. Bunu unutmayın. Trade center'ımızı da basalım. İki seviye yaptık, güzel. Evet, sıra Varsangali'de dostlar. Yanında Olga'dan geliyor. Bizim eski helaylardan biliyorsunuz. Kendisini de artık sınırlarımız içine katma vakti geldi. Evet, Olga'dan katılmadı savaşa. Korkak köpek seni. Zaten nasıl bir kahpe olduğunu biz gördük. Varsangali görememiş. O da görmüş oldu artık. Bizim hainlerle falan işimiz yok aga. Bize delikanlı adam lazım, delikanlı. Bak, sonradan girdi savaşa, bak kahpeye bak. Neyse, iyi oldu girdiğin, gel bakalım. Evet, dünyanın en kolay savaşıydı. Bu arada bölge çok fazla dağlık. Her yer dağ, tepe, çok verimsiz topraklar. Ama ona rağmen biz gelirimizi oturttuk ya. İnkamımız falan gayet güzel. Aman aman aman. Artık krallığız abi. Let's go. Bu arada Somali'yi de benimseyelim. Somali kültürünü. Artık Somaliler aç kalmayacak. Çünkü hiçbir Yahudi aç kalmaz. Evet, gele diye saldıracağız dostlar şimdi. Burada Kilva şu anda gelmiyor savaşa. Bizim için çerez niyetine bir devlet şu anda. Geledi. Bugün bayağı espirituelim ya. Yavaş yavaş geliştirmeye çalışıyorum dostlar bu espri yeteneğimi. Mazur görün artık. Biz bir süre idare edin. Elimden geleni yapıyorum güzel espri yapmak için. Bu arada 2000 duka paramız var ama basacak hiçbir şeyimiz yok şu anda. Buralar çok az para veriyor. O yüzden boşa harcamak istemiyorum. Daha burası açılmadı. Aynı şekilde trade center'lar da çok az veriyor. Bak, ben buranın mesela 2 puan altında olan yerleri kesinlikle yapmıyorum. Benim için boşa para gibi geliyor. En az 2 olmasını istiyorum. Burada 0.10'un altında olanları yapmıyorum. Burada aynı şekilde 0.10'un altında olan workshopları yapmıyorum. Manufaktöride de güzel para vermesi gerekiyor bana. 0.50 falan olması lazım en az. Ama çok param varsa, böyle para harcayacak hiçbir yerim yoksa 30'u da basarım, 20'yi de basarım.
Asarım yani. Sevgili Geledi Devleti ile de bu şekilde bir anlaşma yaptık dostlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gülle gülle Geledi. Teknolojimizi de aldık. Military teknolojide artık 8 seviyeyiz. Memlük de 8 seviye. Gayet Güney Afrika bölgesini domine ettik. Bir adal kaldı. Şu adalı da bir yutacağız birazdan. Bir de şurada Hobio var. Hobio'ya bir savaş sebebi oluştururum şimdi. Hobio üzerinden adalı da alırız. Çarpı 2'den. Ondan sonra burayla işimizi bitirebiliriz. Ya da Kilva'ya belki bir iki tokat atarız. Şuradaki altın madenini alırız. Belki buralara kadar inip Kilva'yı tamamen yok ederiz. Bilmiyorum, duruma göre değişir. Ama bunu, bu İsrail devletini tek bir bölümde halledemeyeceğiz gördüğünüz gibi. Çok uzun sürüyor. O yüzden bunun ikinci bölümü gelsin istiyorsanız videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın dostlar. Bu bölümü burada bitirelim. Mutlaka beğenin, yorum atın. İkinci bölümü de çeker, İsrail devletini kurarız. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Discord kanalımıza da katılmayı unutmayın. Orada da hafta sonları genelde multiler atıyoruz. Multilere katılırsınız. Beraber vakit geçiririz, eğleniriz. Öyleyse kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın dostlar.